Affedersiniz, kapattınız mı? Yok, buyurun. Ha, az önce çıkan arkadaşlar müşterileri kovduğunuzu söyledi ama. Hayır, o olay tam olarak öyle değil. Bir kişi için evet. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama... içeride bir hanımefendiyi rahatsız etti. Yapmayın ya. Ben bir de konuşurlarken duydum. Sözü geçen biri miymiş öyle bir şey? Arkadaşım, burada kimsenin adı sözü geçmez. Adabı geçer. Sofra adabı öyle doydum kalktım olmaz. Kim olursa olsun ben burada huzursuz bir duruma müsaade edemem. Sinan şefimiz. Yani tabii ki burayı para kazanmak için açtı ama... ya bir ticarethanede değiliz. Yani şey, ben Kaz Dağları'ndan şimdi geldim de... üstüm başım kimsenin huzurunu kaçırmayacaksa... Olur mu öyle şey? Buyurun, eşlik ederim biz. Daha oralarda konuşuyorlar sizin meşhur altın kalbi. Manyak bir şey ya bu. Ödüllü bir tatlı. Şefimiz her gün yeniden yapar. Yani öyle beklemiş falan bir şey değil. Pelin de sağ olsun fırsatını buldu mu beni övmelere doyamaz. Ay, Sinan da mahcup olmalara doyamaz. Yalnız kremanın kıvamından belli. Yapalı yarım saati geçmemiş. Bir de bunu dolaba koyuyorlar. Pelte gibi üstünde kalıyor şekeri. Ay evet evet ya, böyle glikemik endeks açısından zararlı şekerler kullanıyorlar. O da böyle iyice tatsızlaştırıyor. Ben kliniğe gelen hastalarıma sürekli şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kanser hücreleri şekerden besleniyor ama illa listeye tatlı koy diyorlar. Siz diyetisyen misiniz? Evet, bahsetmeyi unuttum. Pelin de zayıflamak için gelen zayıfları geri çevirip ocağına incir ağacı dikmekle meşhur bir diyetisyendir. Ne yapayım, ne yapayım yani? Para kazanacağım bir insanları hasta mı edeyim? Yani. Peki kliniğiniz nerede? Ben de ihtiyacı olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yani ben şu an çalışmıyorum. Kibarlaştırmadan söylemek gerekirse işsizim. O zaman bir dakika. Şuradaydı. Ha. Bakın, bu benim arkadaşım. Sizi tanımak isteyeceğine eminim zaten. Bir de üstüne beraber bir şeyler yaparsanız herkese faydanız dokunurmuş gibime geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de bir şey söylemeden edemeyeceğim. Şimdi kalacak. Şimdi yemekler harika, tamam. Tatlı bombastik ama yani bu restoranda bir şey daha var. Ya böyle zorla olmayacak bir güzellik. Ne bileyim, ben sizin pembe panjurlu evinize misafire gelmiş gibiyim ya. Bir de genelde genç evli çiftler birlikte mekan açınca ortamda böyle her an bir kıyamet kopacakmış gibi olur ama sizde yok öyle bir şey. Vallahi ne diyeyim, bu güzel sözleriniz için teşekkür ederiz. Bugünün ardından bizim de sizin gibi biriyle tanışmamız iyi oldu. O zaman ben tatlıma döneyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.